Bilmiyorum, hiçbir şey yok. Dediğim gibi. O zaman bu cümlenle başlamış oldu Loxo. Öyle mi? İddialı başladı. Hoş geldin İlker'e. Hoş bulduk. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Güzel, TRT gibi tatlı bir açılış oldu. Geçen hafta çekecek, hemen bozayım bunu. Geçen hafta çekecektik normalde. Evet, sen zehirlendin. Ailecek duvarlara, yerlere çeşitli, affedersin altlı üstlü çıkarma noktasında olduğumuz için çekemedik. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Ama ben direttim ve bugüne aldım. Hani olmuyor mu peki? Pazartesi yapalım. Hayır, ben falan. Çok korktum. Çünkü şey oluyor. Bir kere iptal edince bazen bir yıl falan ileri atıyor bu işler. Tabii. Bilirsin ki. Biliyorum işte. Sen o kadar çok aşırı yoğun değilmişsin veya belki de gerçekten istekliymişsin programa gelmek diye. İkisi de. Var, ikisi çok de. Süper. Evet. O zaman Kerem Bürsin direkt oradan giriyor. Yok, bir noktada ona geliriz yani. Çünkü YouTube'a artık Nilperi Şahinkaya yazınca bir anda Kerem Bürsin'le olan tabii. Etkileşiminiz diyeyim. Etkileşimimiz, dürüm, soğan, dürüm, sarımsak. Dürüm sorunsalı. Evet, sorunsalı. Buna hemen böyle bir cevap vermişsin aslında çok da düzgün cevap her yerde. Verdim, evet. Kerem şaka yapıyor falan. Şaka yapıyorsun. Yaptı, öyle bir şey yoktu. Ama yapmasını öyle... ister miydin bu şakayı peki? Ya ben hani... Herkes benim... Hayır, nasıl? Aslında şöyle... Herkesin hayatında kimse karışamaz mı demek istiyorum. Biliyor musun? Biliyorum onu. Evet. Yok, şöyle... espri yaptığını ben çok net anladım. Evet. Kutsal Motor'u izlediğimde. Ne olduğunu hatırlatayım mı bir? Tabii hatırlat. Kerem Bürsin'e sevişme, öpüşme sahnelerinde ne oluyor falan. Nilperi dürüm yediği için biraz büyüsü bozuluyor falan gibi şeyler söylemiş. Gibi öyle bir şey söyledi. Ama evet. Onu öyle bir söyledi ki ve ben hani tanıdığım için direkt aldım hani bana orada göz kırpıyor. Öyle bir şey yok aslında. Hani bu arada dürümler soğansızdı. Ama ilk beni şöyle uzaktan görünce dürüm yerken ya sen işte soğanlı sarımsaklı dürüm mü yiyorsun öpüşme sahnemizden önce diye bir espri yaptı. Evet. Onun üzerine aa güldük falan. Ve bugünlere kadar geldi. Bugünlere kadar geldik. Ama sonra şeye sinirlendim ben. Sadece tek sinirlendiğim şey şu. Birçok manşette şeyi gördüm. Manşetlerde. Manşetlere çıktım. Manşetlere çıktığımda şunu gördüm. Nilperi'nin nefesi kokuyordu. Nilperi'nin ağzı, Nilperi kokuyordu. Hande Doğan Demir kokuyordu böyle. Ama Nilperi kokuyordu gibi ay, şeyler. Ay ne kadar saçma ya. Maalesef onlar canımı sıktı çünkü. Çoluğun çocuğun görecek bunları ileride. Bir gün yani düşünsene. Anne. Anne kokuyor musun falan. O yüzden bir ona hemen böyle bir ne yaptın? Cevap verdim. Aa. Hayır dedim öyle değil işte hemen story'e. Yazdım onu böyle. Onu görmedin. Ne yazdın? Tabii. Çünkü fotoğrafların altına yavaş yavaş yorumlarda abla ağzım kokuyormuş falan diye ya, of. Yorumlar gelmeye başlayınca dedim hemen bu konuya müdahale etmeliyim falan. Doğru. Ondan sonra story'de tık 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 yazdım. Öyle bir şey yok. Aslında şöyle işte bu şu manşetler canımı sıktı falan filan diye yazınca Kerem de sağ olsun o sırada Amerika'da olmasına rağmen oradan sağ olsun hemen o da bir açıklama yapmış üstüne. Ben şaka yapıyordum diye öyle toparladım. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ya senin niye burada oldun? Yani seni niye çağırdık ve niye karşımızda bu kadar çok görmek istedik kısmı? Niye beni çağırdın? Kara komik filmleri izlemiştim. Sonra aynen karşıma çıktı. Zaten Uraz'dan biliyordum falan. Sonra böyle röportaj izleme şeyim var benim. Ne diyeyim? Tutkum. Tutkum. Uraz bölümde de konuşmuştuk. Hani insanlar neler anlatıyor kendiyle ilgili falan gibi. Bu program başlamadan önce de çok ilgimi çeken bir şey. Yani birine bir şey sorunca kendiyle ilgili ne anlatıyor. Hı hı. Sonra sana kara komik filmlerden filme bir düşünce Okan Bayülgen'e katıldığın programı izledim. Hı hı. Ve hiç konuşmadığını fark ettim program boyunca. Yani Okan'ın hani karşısına oturmak zor. Okey ben de defalarca oturdum karşısında. Hı hı. Ekibinde de çalıştım çok filan biliyorum. Ama hiç konuşmamışsın. Hiç konuşmadım. Yani ben dedim ki ya bu kız sanki konuşacak bir sürü şeyi var. Çünkü böyle bir şey diyorsun hani California Surf hani bir muhabbet açacak gibi oluyorsun. Hadi şu California Surf konuşalım hani üstündeki kıyafetle ilgili öyle bir geyik yapıyorsun. Hiçbir şey, her şey duvardan sekiyor. Evet, evet. Böyle gereksiz bir... O öyle bir program oldu, gerçekten öyle oldu. Değil mi? Gerçekten benim hissettiğim bir şey değil bu yani. Yani çok hani hatta komik duruma düştüm bile denebilir değil mi? Denemez mi? Hani çünkü oraya gidip nereden sadece baktığına bak, arkada duruyorsun. Ya aslında konuş... Arkada da değil yani önde duruyorsun. Önde duruyorsun. Bir de ben çok gülen bir tipim. Hani şey gibi olmuş böyle. Sadece çağırmışlar. Oturmaya mı geldik? Gülüp duruyor kız yani evet, başka yorumlarda şey da vardı yaz.
vardır. Yorumları okumadım pek canım sıkılmasın diye. Ama bir konuştuğum bir kısım vardı. Aynen aynen'den bahsettiğimiz bir kısım vardı. Fakat aynen aynen ekibi de dedi ki daha proje çıkmadan hani bundan bahsetmeyin. O kısım da atılınca yani bomboş bir şey oldu. Hani evet, kahkaha efekti gibi orada oturuyorsun kahkaha gibi. Yani Okan'ın şakalarını böyle hani gülecek. Tabii yani kız süslenmiş, püslenmiş, evet. Gelmiş, oturmuş, bacak bacak üstüne atmış ve sadece gülüyor. Hani ben başka birini böyle görsem niye orada? Ama seninle ilgili değil konu yani bence. Evet, biraz öyle. Yani konuşkan biri, baskın bir karakter. Biri. Ben de çok mesela aşırı söz kesiyorum. Çok farkındayım yani, zaten yazıyorlar ama. Yani ben mesela seninle ilgili biraz hikaye dinleyebilmek istedim. Hani artık mesela dekolte üzerine, yani böyle Okan'ın eskiden programında yaptığı bir şey kategorisi vardı. Böyle bir konuşmak istediklerini çağırıyordu. Bir de dalga geçmek istediklerini çağırıyordu. Seninle ilgili bence yanlış bilgilere sahip olup yani seni dalga geçmeye çağırmış. Evet, evet. Bence. Direkt fark ettim. Evet, biraz öyle oldu. Öyle de başlıyor ama sonra babana geliyor konu. Diplomat kızı oluyor. Orada vazgeçmek istiyor. Sana da söz vermek istiyor ama o enerjiyle gelmiş ve büyük ihtimalle hakkında çok bir şey bilmiyor. Olay senin roast'una dönüyor yani tuhaf bir şekilde. Evet, kesinlikle öyle oldu. Öyle oldu. Merhaba Okan. Ve sana sesleniyoruz falan. Hayır, bazen ayar kaçabiliyor yani Okan böyle biri falan demiyorum ama onun bir katı, yani seni bence yanlış bir yere koymuş gibi hissettim. Biraz öyle olmuş. Kimseyi yani, belki o salak yerine koymamak lazım tabii ama evet. Koyarken de dikkat etmek lazım. Ya da evet, koyacaksan dikkat edip hani ona göre kastını yapıp iyice. Ya da belki hani tabii ki sürekli bir konukları bir şeyleri var anlayabiliyorum ama belki bir iki hani... O Google'dan açıp iki bakabilirsin, evet. Mesela. O iyi. Bilmiyorum fikir. Çok büyük konuşmak istemiyorum. Yani sürekli niye? Birilerini konuk aldığın için. Ha, evet. Belki bir noktada yani hani, tamam gelsin bir şeyler konuşuruz, evet. Diyorsundur artık hani o noktadasındır ama. O zaman belki bir ufacık bir şans verip hani bir dinleyip. Dinleyip değil mi? Evet. Ama senin çıktığın programlarda bir çıkmaz olarak her şeyi izlemişim Psycho gibi ama. Ay ne güzel. yani böyle bir işin içinden çıkamama durumu var bence. Güzel kız olduğuna iknalar, okey. Ama sonra tam onun üzerinden kötü böyle bir yerlere gitmek istiyor. Yani güzel kızsın, nelere iniyorsun falan gibi sorular soracakken babanın diplomat olması ve bir sürü dil biliyor olman üzerinden seni çok zeki bir yere koyup bir türlü muhabbetin böyle çıkamadığı bir yere dönüyor gibi. Ve o mutlaka geçiyor. Kaç dil bildiğin her röportajında oraya getirmek istiyorlar. Çünkü okey, önemli bir gibi bir sürü dil biliyorsun. Temel Avrupa dillerini falan biliyorsun. Ama yani ondan sonra seni böyle nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Evet. Bakın ben bilebilecek miyim? Hadi bakalım, bence gayet biliyorsun falan diye böyle iyice büyük büyük sen laflar. Sen işini bilirsin. Ya şey, bu evet. Boktan bir şey mi yani? Bunu... Boktan bir şey mi acaba? Yani ya ben de galiba pek kendimi... Ben de çok öyle sohbet... Şey biri değilim galiba, sohbet kızı. Genelde hani dinlerim. Hani arkadaşlarımla falan da öyle. Hani dinleyen tarafım. Hani konuşayım, kendimden bahsedeyim. Hani laf lafı açsın, ben konuşayım, insanlar beni tanısın falan. Öyle bir kız olamadığım için değilim. Hiçbir zaman öyle değildim. Ama yani Kutsal Motor'da falan bayağı konuşuyorsun aslında. Evet, ama orada Zeynep beni açtı. Burada da sen beni açıyorsun. Beni açmak lazım. Ben kapalı bir hazine. Beni açana bilmem. Ya biraz öyle hani... Eğer karşı tarafta o yoksa, ne uğraşacağım kızı açmakla bilmem ne falan diyorsa. Ama işi o değil mi? Hani geyik yapan insanla böyle espiritüel, üstüme çok gelmeyen, sohbet eden. Biraz korkuyla geldin zaten sabah, fark ettim. Öyle mi? Ne bileyim, böyle bir ne konuşacağız falan gibi gerginliğim var ya. Öyle mi? Ya aslında ben heyecanlı bir tip olduğum için hep böyle korkuyor gibi ya da çok panikmişim gibi duruyorum. Hareketlerim yoksa böyle. Yoksa hiç umurumda değil diyorsun. Yok, umurumda canım, olur mu hiç? Ama düşünüyorum, kapıdan girişimi ne yaptım? Merhaba, nasılsın diye geldi değil mi? Öyle geldim. Duygu belleğine geri mi döndün? O anları hatırlayıp böyle. Ben genelde anahtarı kaybettiğimde falan yaptığım bir uygulama bu genelde. Bir dakika, buradan girdim, buraya koydum. Hatırladın mı girdiğin anı? Gayet aslında tatlıydı ya. Yok, ben nereden zorlayacağımı. Baban diploma aynı yerlere geliyor. Sorun tamamen onun için. Ya de canımı sıkıyor ya. Artık ya 9 yıldır sektördeyim yani. Evet ya, sanki hani sürekli Pelin 4 Batu dil biliyor. O günde, evet yani hani bir de ama öyle. Evet. Ya artık hani
Tamam yani games yapalım ama kızımız da dört dil biliyor. Sahne mahne okudun. Kelç kızı falan tamam yani. ama hani ben de Nilperi olarak sohbet edebilirim yani. Başka şeyler de var. Biz de onlarda. Hayır işte o şey gibi yani. Güzel kız oyunculuk yapıyor. Ulan oradan da gömemiyoruz. Dur bakayım babası diplomat. Ha o sayede buralara gelmiş. Yani mutlaka bir bok bulunması gerekiyor yani bir yere nasıl geldiğinle ilgili. Ha. Çünkü yani kimse çalışarak hiçbir yere gelemiyor Türkiye'de biliyorsun ki. Tabii canım ben de baktığında ne kadar geldim. Dev torpillerle falan gelmiş olduğunu düşünüyorlardı. tabii falan dermişim. Yo hayır tabii ki öyle değil de hani geldiğim yerde hani kime göre neye göre şimdi evet, çok göreceğim. Onun sonu yok zaten. Ama sonu tam olarak geldiğin yerde konuşabiliriz. Sonu yok. Kara komik filmler. Kara komik. Memnun musun? Bir Amerikalıya can vermekten mesela. ben dublaj sandım bütün film boyunca. Senin röportajlarını o kadar izlememiştim. Daha bilmiyordum bu baba maba olaylarını. bu kadar gezgin bir şekilde büyüdüğünü, Avrupa ülkelerinde büyüdüğünü falan. Ya kızı niye dublaj yapmışlar? Bir Amerikalı film yazsalarmış keşke gibi bir yerden izledim. Meğerse değilmiş sanırım. Değil, evet. Biraz İngilizce devam etmek ister misin bu programda? yapmıyorlar mı öyle şeyler? Yok, yapmıyorlar. Allah keşke Allah, yapsalar falan diye böyle. göstermek istiyorlar. İngiliz yani oynamak şöyle hani Cem Yılmaz zaten gelip sana... Beklediğini aldın mı yani kısacası kara komik filmlerden? Gerek ya... gişe rakamıyla gerek... Bunu mu saçmalıyorsun? Şimdi... Gerekse filmin niteliği olarak ilk başta Cem Yılmaz'dan telefon geldi çünkü ben seni hayal edebiliyorum. Yani değil mi? Coştu. Değil mi? Projeksiyona veriyor. Cem Yılmaz beni arıyor falan. Hani aradığın 7-8 isim oldu belki. Annen Cem Yılmaz filmde oynayacağım falan. Hani o heyecan oldu. Yani güzel. Bak anlıyorsun sana. Evet direkt okuyorsun. Tabii ki çok o heyecan oldu. Aynı ama heyecan Galada'da var mıydı? Galada'da var mıydı? Sonrasında. şöyle... yoktu o kadar. Yani heyecan şöyle. Yani ben o ekibi çünkü çok yani seviyorum. Biz o ekiple zaten çalıştık Deli Aşk'ta. Başka bir o kimse izlemedi. Hayır bir ben film izledim var. Tabii ki. Öyle mi? Ha evet. Çok sevdim. Pamuk Tarlası evet. Ve ben. Aa o sensin. Evet. Tamam. O Yok evet. Orada zaten film biraz çıkmış aklımdan. Seninle ilgili değil yani. Evet. Yani çok izlenmedi Deli Aşk. Yok 300 bin izlendi ya. Hiç fena değil. İyi mi? Tamam. Bir gişe filmi için. Yani ben çok bilmiyorum onları. Herhalde tamam. Neyse orada tanıştık ettik falan. Zaten hani ilk bu projede ilk defa Cem Yılmaz'la tanışsaydım herhalde falan olurdum. Ama hani önceden bir tanışıklığımız olduğu için bütün ekiple daha rahattım. Bir de ekip beni aradı şunu dedi zaten. Nilperi senin İngilizcen vardı değil mi dedi. Evet dedim. tamam gel dedi bir rol var dedi. Tabii gittim. İşte Cem sağ olsun oturdu anlattı uzun uzun projeyi. Şöyle düşünüyoruz böyle düşünüyoruz. Ama... Sen bir bak dedi, istersen yaparız dedi. Şimdi orada zaten senaryoda görüyorsun hani bir şey yok. Hani o rolün, hani ben istediğim kadar hani bazı roller vardır, parlatırsın. Yok, çok isteyebileceğim bir şey yok evet. Hah, öyle çok... Amerikalı olduğuna inandırmak gibi bir görevim var sadece. Bir tek o var yani. Ona ben inanmışım mesela. Öyle mi? Çok sevindim. Ya inanmayanlar var tabii ama inananlar beni çok mutlu ediyor. Çünkü hani arkadaşlarım da öyle dedi yani. Senin Nilperi olarak ekranda gördüğümüz için böyle o rolde, bu rolde. Evet. Hani orada bir... Bizim programın jeneriği geldi. Abi ekip olarak çok yükseğiz programa. Kameranın başında bile izliyor sürekli. Ya şu bölüm ne komik. Pardon. ne komik. Benden sıkılmıyor ama değil mi? Ya Uraz daha iyi. İbrahim Büyük Ak bölümü izliyor. Pardon. Biz neler gördük ya bu ne? Dünün Okan bu... Aklıymış abi. Yani. Bak yine anırmaya başladım. Ay çok iyi. Neyse ondan sonra evet. Zaten senaryoda gördüm. Seni hani zor böyle... bırakmak niyetine hiç değildim. Yok hiç zor durumda tamam. Kalmadım. Hiç aksine. Hiç çok teşekkür ederim. Rica ederim. O yüzden zaten beni heyecanlandıran bir şey değildi. Sadece beni heyecanlandıran anladım. Şey o ekiple çalışmaktı. Zaten çalıştım ve bitti. O yüzden galada o kadar şey değildim. Sen ne düşünüyorsun? Senin görüşlerin... Çok değerli benim için. İsterim en net şekilde. Filmle ilgili mi? Tabii. Kafa göz gir yani gerekiyorsa. Ama bunu Cem Yılmaz'dan bu onayı almamız gerekiyor. Yok yani bir sinema seyircisi olarak söyleyebilirim ki ben çok sevmedim filmi. Niye sevmedin? Niye sevmedim? İki tane hani bu kara ve komik ya. İlki kara, ikincisi komik. Yani.
Ya ilki kara gelmedi, ikincisi komik gelmedi. Diyeyim. Öyle mi? Yani ne bileyim hani daha iyi. Yani şöyle söyleyeyim, bence Cem Yılmaz mesela yönetmen olarak gittikçe daha iyi oluyor. Yapımcı olarak zaten çok büyük. Yani daha iyi, çok daha iyi senaryolar çekmesini isterim bir seyirci olarak. Çünkü her filmde de gidip izliyorum değil gibi ama bu sefer yani okey, çok sevmedim diyebilirim. Hmm. Yani giremedim hikayesine. İlki sinefiller içinse çok anlaşılır. Yani 25. dakikasında anladık neler olacağını. Ve sonra 30 dakika böyle her şeyi bilerek izleyince bir şey ifade etmiyor. Hı hı. Çünkü kırmızı ceket, Tyler Durden falan hani bir dakika bir şeyler oluyor, şizofreni falan derken çözüldü zaten. İkinci filmde de uzaylı komedisi ama daha önce kendisi daha komiklerini yapmıştı gibi geldi bana. Hı hı hı. Ama yani böyle rezalet falan öyle bir nokta değil ama sevmedim. Yani giremedim de filmin içine çok. Buradan da Cem Yılmaz'ı selamlarımızı yollayalım. Arkadaşa hepimizin ihtiyacı var. Yani gerçekten kötü film çektiğimizde bize bunları söyleyecek arkadaşıyım diyemem ama hani ne bileyim aynı sektörde insanlarız. Evet yani zaten benim arkadaşlarım hepsi çok önemli. Sert çünkü yani. Efendim? Benim arkadaşlarım hepsi bana çok sert davranıyor. Sert. Tabii yani. O yüzden yani. Ben de artık hepinizi... Evet. Ama işte mesela eleştiri zaten çok önemli zaten. O hep aslında daha ileriye ileriye götürüyor. Hani şey zaten canını sıkan insanın. İşte hakarete gidecek evet. Boyutta böyle hani sosyal evet. Medyada bu ne be, bok gibi film be, kusacağım falan. Ama hani... sosyal medya öyle zaten. Evet, yani. Evet. Ben bu Cem Yılmaz'a çok yükleniyor diye biraz tadım kaçtı son zamanlarda. Benim de kaçtı biliyor musun? Evet çünkü Cem gerçekten. Yılmaz ve ekşiye girdim abi. İlk sayfaya gittim. 99'da girilmiş ilk entry Cem Yılmaz'la ilgili. Ve o zaman şey diyor ya bu adama boş adam işte halkı uyutuyor falan diyorsunuz da bence çok komik diyor. Daha ilk entry yani zaten... Sosyal medya o zaman Cem Yılmaz'ın ilk çıktığı dönemde olsa belki adamı bugünlere getiremeyeceklerdi moral bozukluğuyla. Yani o dönem biz hani biraz daha rahat, bu kadar yorumları almıyorduk, kafamızın dikine gidebiliyordu herkes. Şimdi sosyal medya yeni başlayan insan için daha da acımasız. Mesela Cem Yılmaz diyor ya, bu yaşta bana yükleniyorlar, bu kadar emek verdin filan. Ya daha hiç emek vermeyip hiç karşını alamamış insana da aynı sertlikle yükleniyorlar. Dolayısıyla dönemle ilgili bir şey bu yani. Evet evet. Cem Yılmaz'a gittikçe sertleşilmedi. Dönem çok sert, Cem Yılmaz'la bununla başa çıkmak zorunda gibi bir durum oldu. Bence. Evet. Hepimiz yani başa çıkmak zorunda. Seninle ilgili neler yazılıyor mesela? İngilizcenle ilgili falan bir şeyler. Yani işte İngilizce konuşamamış ya da çok güzel İngilizce konuşmuş. Genelde bunlar mı yorumlar? Benimle ilgili bu. Ha. Hani çünkü başka ne diye ne... Evet yüzeysel bir rol aslında biraz. Öyle. Evet. Ama ilk işe başlarken de bunu kabul ettim. Yo yo bence zaten kabul neden kabul ettiğin gibi bir yerden söylemiyorum. Çok belli yani NASA'dan gelmiş böyle her şey... Çizili. En sonunda o şaka yapılacak falan filan. Kurulu gidiyor yani. Tabii tabii. Aynen. O öyleydi. Yani ama işte o Cem Yılmaz setinde olmak güzel bir şey. Onu evet, ben de hep hayran büyüdüm ona öyle çocukluğumdan beri. Hep böyle 12 yaşında mesela imza almışlığım var böyle benim kulise benim. Gidip. Böyle Cem Yılmaz imza verdi falan. Yani tabii oradan sana saksı rolünü verse yine oynarsın yani seve seve evet, anladın evet. mı? Biraz öyle oldu. İşte öyle bir bütün oyuncuların böyle bir bakışı varken daha iyi senaryolar bekliyor insan zaten. Yani çünkü oyuncu seçme zorluğun yok. Hani yapım olarak çok da bir zorluğun yok. Hani niye daha iyi bir senaryo izlemiyoruz? Ne kadar uzattın değil mi buradan? Kara komik filmleri izleyen tüm 650 bin kişiye teşekkür ederim. Ha, bir de şey düşük değil mi sanki biraz daha iyi olabilir gişesi? Ya şöyle söyleyeyim, o filmi ben çeksem 30 bin izlenir. O yüzden çok yüksek. Çünkü yani Art House ilk film yani aslında evet, baktığında. Ana evet. akım kitleye hiçbir zaman böyle bir şey izletilmedi. O yüzden çok yüksek. Cem Yılmaz'ın önceki filmlere bakarsan çok düşük ama bence öyle bakmamak lazım. Yani bazı filmler 400 binde kendini kurtaracak şekilde finanse edilirse o zaman istediğimiz filmler de yapabiliriz. Yani Cem Yılmaz'ın her film 5 milyon izlenecek duygusuna kendi de girmezse çok daha güzel filmler izleriz gibi geliyor. Evet, evet. Çok doğru söyledin. Çok teşekkür ederim. Aynen aynen diyelim biraz da işler üzerinden gidip seni tanımaya çalışıp aradan da geyik yapıyoruz. Tamam süper. Umarım memnunsundur. Aşırı memnunum. Gidişattan tamam. YouTube'da başladınız ve Blue TV'ye transfer olunuz. Aynen öyle oldu. Buradan da söyleyeyim yani o kadar çok böyle dislike bilmem ne millet bize düşman oldu yani Blue TV'ye geçtik diye. Hani sanki onları kandırmışız gibi. Hani çünkü YouTube'da başlayacak, YouTube'da bitecek dediniz ama bakın dediniz Blue TV'ye mi? Geçtiniz. YouTube'da bitecek. Ben hiç öyle bir şey, ben demedim. Hiç öyle bir şey de duymadım. Dediyseniz dolandırıcılık çünkü. Değil mi? Merak etmeyin. Hep yok. Yani öyle... Burada öleceğiz. Kefenimizi giyip geldik biz aynen. O kadar gazladıysanız haklılar tabii de. Ama gazlamadık yani. Ben şimdi yalan yanlış konuşmayayım ama hiç öyle bir şey duymadım bir yerde. Hani bir noktada
proje ya bitecekti ya da Blue TV'de devam edecekti diye biliyorum ben yani. Tabii. Yani özetinde para böyle olacak. Para kazanması gerekiyor her evet. işin olduğu gibi. Evet. O yüzden bize dendi ki Blue TV'ye geçiyoruz. Okey dedik. Blue TV'de devam ettik. Ama ondan dolayı da maalesef çok tepki de aldık. Bu YouTube seyircisinden yani. Beleşçilerden diye özetleyebilir miyiz? Aynen. Beleşçiler tepki veriyor. Ulan İstanbul'da da öyle olmuştu. İlk bölüm internete geçti Ulan İstanbul. Benim oynadığım bir dizi. Evet evet biliyorum ha. İlk bölüm Migros sponsoru. Hiçbir fikri yok. Biliyorum. Tabii ki biliyorum. Migros sponsor oldu. 2 milyon kişi falan izledi. İkinci bölüm 1 lira oldu. 27 bin kişi izledi. Yani evet. Beleşçiliğin boyutlarını buradan da anlayabilirsin. Evet. Bu üzücü yani. Hani ne bileyim. Değil mi 1 lira çok değil. Olayı. Nelere vermiyoruz yani. Yolda bulursun ha, onu, abi. Burada Ozan Okyo anlattı kaldı. Yolda para bulabilirsin yani. Blue TV üyeliğini biraz dikkat etsen. Netflix söyle. Günün içinde hep karşında değil de biraz yerlere bakarak mesela yürürsen. Aylık Netflix giderini bence çıkarabilirsin yoldan yani. 29 lira falan. Her gün 1 lira bulsan Netflix beleş. Netflix beleş doğru söylüyorsun. Ki Blue TV daha da ucuz. Öyle mi? Benim bildiğim. Öyle olması lazım mantıklı. Benim bildiğim. Yani daha hani öyle çok kimseyi tabii şey yapmak istemem. Ne hayatlar var bilemiyoruz ama evet. Hani sonuçta ona o kadar para ayıramıyor musun? Neyse buraya atarız. Fakir. Ben başladım ama konuşurken bir kendim şey hayır, yaptım. Tonun yumuşarken içeriğin sertleşti üstelik. Güzel. Onu ben söylemiştim. Neyse tamam bu konuyu değiştirelim. Hayır şöyle bir şey. Sana 10 bölüm, kaç bölüm bedava yayınlandı YouTube'da? 7. Tamam 7 bölüm bedava izledin. Çok beğendiysen tekrar izle. 5'e dön 1'e bak. Mesela. Takıl yani. Blue TV, hani ne oldu ki? Bunlar ölüm çıktı falan. Öyle bir heyecan da yok dizinin. Tabii tabii. Komik doğru. Komik olaylar oluyor. Aynen. Neyse güzel taraflarından bahsedelim. Biraz da yani güzel. Burak bence... Kaygılar ol en güzel taraflarından biri. Çok yakışıklı bir çocuk. Değil mi? Çok yakışıklı. Enerjisi çok yüksek. Evet. Sette o kadar iyi oluyor harika ki. Harika bir baba üstelik. Harika bir baba. Evet. Yani çok tabii yani yorucu ama yorucu mu güzel o da? Gidiyor. 10 dakika be artık. Daha 10 niye dakika değil mi? Öyle diyorsun ama öyle değil çünkü 20 bir bölümde 25 kostüm ve bilmem kaç mekan çok falan. Çok setup var evet. Setuplar bilmem neler, kostüm, saç, makyaj bilmem ne. Bayağı hani haftada kaç çekiyoruz. Bölüm çekiyorsunuz? Haftada 2 bölüm çekiyoruz. Haftada bir gün olarak alıyoruz onu ama böyle bir tamam. 15, 10... 15-16 saat bak. Çalışıyoruz. Hı. Ve sadece Uraz ben olduğumuz için. Of beyinler yanıyor mu? Yanıyor. Yanıyor. Bir noktadan sonra sadece gülüyoruz yani. Hani sinirin evet, bozulur ve sadece mi? Gülersin ya. Ama değiyor mu? Değiyor. Çünkü o sonucu ben çok beğeniyorum. Seviyor musun? Çok seviyorum. İyi ki böyle bir projedeyim. Gerçekten. İyi ki bana geldi. Başka bir kızı orada görseydim kıskanırdım mesela. Hadi ya. Tabii. Kimi mesela en çok kıskanırdın? Hande Doğan demin. Hande Doğan. Magazine düşmeye çalışıyoruz da bu aralar. Zeynep Ocak magazine düştü. İçi hayvan gibi izlenmiş bir sürü bölümü. Oradan biz de artık kovalıyoruz. Öyle mi oldu? Ağzımı kokuyor. Yani. Böyle teaserlar hazırlamayı falan düşünüyorum. Aynen aynen de değil gibi bir şey söyleyeceğim ama sen yani niye her şeyi söyleyeyim söyle mi? Beğenmedin mi onu da? Hayır şöyle Uraz bana izletmişti daha yayına girmeden önce. Sonra biraz daha izledim. Seninle ilgili bir yerden bağlayayım. Hani tek benim derdim gibi olmasın. Yani bu kadar hani mesela Avrupa'da okudun işte ne bileyim Türkiye'ye geç geldin falan değil mi? 15 yaşında geldim. 15 yaşı bayağı geç. Ve aslında oranın değerleriyle büyüdün diyebiliriz ahlaki olarak. Peki buraya gelip hala namusunu mesela korumaya çalışan kız imajını oynamak biraz rahatsız etmiyor mu? Buna cevap vermek isterim. Lütfen. Ya aslında... Çünkü erkek hani seks kovalar, kadın da kendini kollamaya çalışır. Ben biraz sıkıldım. Cevap veriyorum. Lütfen. Caner'cim. Lütfen. Okey. Buyurun. Şimdi komedide, hani komedinin en büyük amaçlarından biri, hani antik Yunan'da da bu sebepten evet, dolayı çıkmıştı. Keçi kılığına gelip mesela insan güldürüyorlardı antik Yunan'dan bahsediyoruz. Bir saniye. Bu şu amacı şudur. Belli insanı, bir saniye insana, çok dur pardon. Güzel konuşmak istiyorum. Ha, belli toplumdaki belli kalıplaşmış bakış açılarıyla alay etmek. Kesinlikle. Aslında topluma yansıtıyor. Diyor ki kızlara bakın siz böyle evlilik peşinde koşun bak böylesiniz. Erkekler siz de böylesiniz. Diyor mu bunu? Gibi bir şey. Yani bunun şakası yapıyor diyor. Ama siz böyle olmayın dediğini duymadım.
Ya biraz ama görürken mesela ya kıza bak yazık dediğin noktalar oluyordur yani. Zaten hayır, oluyor. Seksist bulanlar da ondan buluyordu. Bir rahatsız ediyor. Seksist demeyeyim yani genel olarak iki cinsiyet için de geriye taşıyan bazen bir şeyler gördüm. Yani erkek de mesela o ikili seks yapıyor mu yani karakter olarak? Yapmıyor yapacaklar. Değil mi? Yapacaklar. Biz çektik o bölümü yayınlanacak. Ha mükemmel tamam. Ben de götü olurum orada o zaman. Ama şöyle yani iki ayda kız iki ay bekletiyor. Ve şöyle bir repliği var işte ben önceden baştan hemen ben artık vermiyorum maymun gözü açtı diye. Evet onu hayal, gördüm. Hayalini izliyoruz kızın. Çünkü o güne kadar yapmış adamlar bunu işte. Ha, o güne kadar yapmış bilgisi var. Tabii. O güne kadar önceki yedi sevgilisiyle yapmış adam bunu terk etmiş. Hani olayına icabına bakmış adam gitmiş falan. Kız da artık maymun gözünü açtı ben iki ay bekleteceğim seni falan diye. Ve gerçekten kızların arasında böyle bir muhabbet var yani. Duyuyorum, biliyorum yani. Kızlar iyice. Kızlar. Herkesi zora sokacak. Ya var hani ilk günden şey yapma falan filan gibi ya öyle ilk çok var. İlk günü okey anlarım. Saçmalıyor. Ne tartışıyorlar. Yani ilk saat okey. Hayır okey yani bu kadar yani o kelimeyi de söylemeyeyim. Bu kadar hani değerli hale getirmekten artık. Yani çünkü mesela bir kadın bir erkekte sevişiyordu bu insanlar. Sonra star'a geçince star bunları zorla evlendirdi. İşte Kanat. O çok kötü. Çok kötü, kötü mesela. Oldu. Ona o öyle olmamalı. Olmamalı. Evet. Ama yapıyorlardı biliyorduk. Geyiklerden. Şimdi böyle bir hani o kovalıyor, o böyle vermiyor falan. O yani niye oluyorum hani? Ha, ama işte çatışma da oradan çıkıyor. Atıyorum asansörde de kız mesela deliriyor, yapmak istiyor. Asansör fantezisi evet, varmış kızın. Ha. Adam bu sefer pısıyor falan filan. Tamam hani, daha dikkatli izle diyorsun yani. Bizim... Yani. Hani diye böyle bir çıkışlar bir şeyler. Burada boş boş soracağım. Bilmiyorum. Yani o projenin aşırı arkasındayım. Yani hani o gerçekten... şey kızların çoğu öyle hani hı-hı. Ben de bir kız olarak ve yurt dışında da böyle bu arada bu iş mesela bir hangi yurt dışında mesela yurt dışında da kadın ha Fransa mesela öyle söyleyeyim ne Fransa Paris mesela zaten bu iş öyle bir baktın ki ben Çince mi konuşuyorum Fransızların vardır algısı mesela kafamda çok başkaydı etraftan duyduğum şey. Bak ya bizde ay, de Okan gibi seks konuşuyorum of. Konuş, seks atar. Ama ben daha gencim, konuşabilirim. Seks orucuna falan da girmedim çünkü öyle şeyler de yapmadım. Pardon. Yapmadın mı? Yok. Seks orucu. Ya isteğimle yapmadım. En azından hiç. Kendi isteğimle yapmadım. Neyse tamam. Evet. ne diyordum? Ha aslında tıpkı bir kadın bir erkek gibi bir kadın bir erkek Angel Unchi diye bir Fransız yapımı aslında. Tamam. Bu da En Fait diye bir Fransız yapımı. Yani oradan ilham alıyorlar. İlk bölümler de epey benziyor birbirine. Sonrasında biz çok farklı oluyoruz. İlk bölümde de Fransızlarda da kadının amacı çocuk yapmak, doğurmak, işte şey yapmak, ilişki. Erkeğinki de bir an önce kızı fiki fiki yollayayım sonra falan filan gibi. Hani dünya çapında aslında böyle bir kalıplaşmış bir şey var genel evet. olarak. Yaftalama aslında bu. Herkes evet, öyle evet. değil tabii. Ama hani tabii evet çoğunluk özellikle bizim toplumda öyle kızlar. Öyle büyütülüyorlar. Bizde öyle evet evet. Ya ben bizim görevimiz onu biraz değiştirmek gibi jenerasyon olarak düşünüyorum. Hani internette izleye sadece küfür etme rahatlığını kullanmayalım da. Tabii. Yani ilerici ya da ne bileyim gerici olmayan fikirlerimizi de hani burada biraz yayalım gibi bir yerden yaklaştığım için. Hani Blue TV'ye geçince bunun biraz daha açık ve hani yani seksten kesinlikle bahsetmiyorum sadece. Hayata bakıştan, kadının rolü, erkeğin rolü falan. Oraların biraz daha belki trendsetter bir yerlere gidebileceğini hayal ettim. Evet, yalnızca. Evet. Yani o kitleyi kucaklayıp onların komedisini onlara sunmak yerine biraz daha böyle sanki kanırtılabilir yani dedim ama zaten iş oraya gidiyormuş onu bilmiyorum. Oraya gidiyor anladım. Biraz kucaklıyor gibi duruyoruz galiba. Evet. Senin dediğinden öyle. Ya benim hissettiğim o. Ama bunun sorumlusu asla sen değilsin zaten yani. Senaristinizin numarası. Kim Murat? Dişi mi yazıyor? Alper Erze. Ben bir kadın erkekken söyledim pardon evet. Alper Erze. Alper okay. Erze. Ben de bir diyemiyorum. Alper Erze. Zormuş ama isim. Alper Erze. Evet. Buraya. Adil Işık gibi yok. Adil. Hiç değilmiş. Adil Işık daha rahat. Evet. Caner Özyurtlu var. Orada da ulama oluyor işte. Rözyurtlu oluyor. Caner Özyurtlu. Evet neyse. Evet. İyi süper yani bu sene senin senen gibi bir şey o zaman. Bu sene benim senem. Evet. İnanılmaz. Onun dışında oyun var. Ha evet oyun. Oyun süper diyor. O zaten hani. Kalp.
Kalp ismi. Çok gelip dağılan yamulan arkadaşım var. Var. Amacımız o falan öyle dermişim. Mi? Bir katarsis, katarsis yaşatıyor var. Sanırım. Evet. Katarsis durumu var. Evet. Beklerim ne zaman istersen. Geleceğim. Söylesene tarih marih. Buradan belki bir katkısı olur mu? Tarih mi? Aralık'ta devam mı yani? Aralık'ta devam tabii. Tamam. Ocak'ta da devam. Ocak programımız da çıktı. Tiyatrolar.com'dan tamam. Arama yerine kalp yazıp aslında herkes bulabilir tarihlerini. Okey. Yes. Tiyatroyu seviyor musun? Ya, hadi. Bayılıyorum. Yapmayı mı oynamayı mı? İkisini en de. Çok izlemeyi de. Ben de öyle. En çok izlemeyi seviyorum. Çok böyle içine çok kötü bir heyecan oluyor ben izlemeye gittiğimde. Yani bende de. Öyle değil mi? Evet. Oyuncunun yerine koyuyorsun kendini. Çünkü nasıl sahneye çıktığımı falan hatırlıyorum. Böyle çok gergin oluyordum bazen. Mesela en öne falan oturtunca abi o herifler ne durumda şu anda ben burada oturuyorum falan gibi bir gerginlik basıyor. Mesela dikkat ederim oturuşuma falan öyle bacak bacak üstüme attım bacağımı açtım oturdum yapmam en öndeysem. Ya. En öndeysem yapmam. Benim hani şey yaparım dik dururum falan yani. Ha? Bunları benim de öğrenmem lazım. Peki çok şimdi, kötü tiyatroya gittin ne yapıyorsun? Çok kötü sonuna kadar duruyorum. Tamam sonra kulisten gidip tebrik etmen arkadaşlarına oynuyorum. Tebrik etmiyorum. Tebrik vallahi etmiyorum. Mı? Hayır. Çünkü yüzüne kötü bir oyun için yüzüne çok iyi diyemem. Ben de diyemiyorum ama gidemiyorum da. Çok kötü. Ne yapıyorsun peki? Yani bir kere birkaç kere oldu bu sene. Ne yaptın? O yüz ifaden nasıldı? Ya çok kötü oluyorum. Çünkü çok kötü bir şey izliyoruz mesela. Çok kötü yani. Hı hı. Hani onlar onu oynamaktan utanmıyor ama benim mesela tebrik etmem gerekiyor gibi bir yere varıyor. Ben çok sıkılıyorum, oyun sırasında çıkamıyorum ama böyle geberiyorum falan. Geberiyorsun. Bir oyuna gittim, kulis karışmış ben gidince. Çünkü en öne yer ayırmışlar. Ben de hiç istemiyorum. Kendi biletimi almıştım arkadan. Ama gidince arkadaşım olmaz öne otur falan dedi. Oturdum, geberiyordum sıkıntıdan oyunda. Arada böyle mesaj geldi abi gülmeyeceksen arkalara geç burada oyuncular sinirleniyor falan diye. Ne diyorsun? Yani nefret ediyorum artık tiyatroya gitmekten o yüzden. Ne yani. Diyorsun? Eş dost her tiyatroda bir arkadaşın bir şeyin var. Bir tanıdık var, çıkıyor var. Yok kulise gelmedi Caner niye gelmedi falan yani. Bok gibi bir oyundu çünkü yani. Demek istiyorsun değil evet. mi? Ha bir de mesela ben de bok gibi işler yaptım ama hiçbirinde dev gibi tebrikler beklemedim. Yani ben gidip doktorlar yandıktan sonra arkadaşlar kimse aramıyor beni tebrik etmek için falan. Hani para kazanmak için yaptığın işler var. Orada da yani insan kötü bir şey deyince alınmazsın yani. Bunlar bir de inanıyorlar o tiyatroya yaptıkları hani bir de tebrik bekliyor. Abi tam paranızı kazandınız daha artık yani ne istiyorsunuz? Hani daha bir de ne yapalım sizin için gibi bir hisse kapılıyorum yani. Değil mi? Doğru. Evet. Yani karşındaki insanın farkında olmaması sinirlerini bozuyor bazen. Evet. Hani ama çok doluyor diyor. Herkes çok seviyor oyunu diyor. Okey de yani. Ne mutlu ona o zaman. Yani ne mutlu ona ne diyeyim. İşte yani tadını çıkar da beni bir parçası yapma bunun diyesim geliyor. Gibi. Şey olabilir mesela evet onu doğru söyledin. Yani hepimiz sanırım aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Evet. Ya bazen böyle kulise gitmem gerekiyorsa sadece mesela beğenmediysem oyunu tebrik ederim derim. Ve bir an önce gitmeye çalışırım. Ya da mesela nasıl buldun? Nasıl buldun? Diyor mesela. Konuşuruz. Şimdi çok acelem var falan gibi bir şey olabilir. Ama asla beğenmedim oyuna çok güzeldi demem. Beğendiğimde çok güzeldi diye kulise giriyorum böyle. Coşkuyla değil mi? Tabii tabii coşkuyla beğenmediğimde de şeyim yani. Kaçmaya bakıyorum. Hadi ya ben bütün söylüyorum bu... ya çok kötü şey. Söylemek çok iyi. Mesela benim oyunumu beğenmeyen... Arkadaşlık açısından değil. Mesela. Bence çok doğru bir şey biliyor musun? Vallahi. Niye beğenmediğini anlatsan, sonuç. Argümanlar tak tak şundan 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 o kadar aslında şey ki iyi bir şey eleştiri başında dediğim gibi röportajımızın en değerli şey eleştiri yani. Evet ama o an mesela o soğukluk sana ne zaman geliyor? Mesela ben bir film yaptım yönetmen olarak atıyorum. Hı hı. Ya ilk birkaç ay asla objektif bakamıyorum. Böyle bir savunma mekanizman aşırı çalışıyor oluyor hakikaten. Doğru. O yüzden de belki o sırada çok güvenmediğin işlerde arkadaşlarına sormak yani ya da şey diyebilirsin bunu bu yüzden yaptım falan bilmiyorum. Ne zaman objektif olarak işlerini eleştirebilmeye başlıyorsun? Benim bir yıl falan sürüyor galiba. Tam soğuyup böyle onu benim yapmadığım bir iş gibi bakabilmem. Hı hı. Doğru söylüyorsun. Evet. Mesela tiyatro için düşündüğümde kalp için. Ne kadardır oynanıyor? 2013 falan mı? Yok, 2000 ya geçen pardon, sene. Şeyle karıştırdım. Neyle? Bir oyunun daha vardı. Senin. Şey Kim Korkar Hayır Kurt'tan. Kim Korkar Hayır Kurt'tan evet. Pardon. Ya şöyle ilk o 5 oyunun ilk 5 oyunda o heyecanımı atayım. Hani yaprak gibi titrediğin o tamam. Şey, oyunlar var ya o gitsin, bitsin. Ondan sonra eleştirmeye başlayabilirler.
Yani. İlk 5 oyunda mesela gelip söylememem lazım o zaman kötüydü falan diye. Bence evet. İşte ilk oyunda söyledim bir arkadaşıma geçen sene ve başrol oynuyordu. Ha. Ama benim de konservatuarda arkadaşım yani hani beraber sahneye çıktık kaç sene. Hı hı. Çok kötü gelmişti bana yani. Hani bilerek mi yaptım bu hareketleri falan dedim. Çok bilerek yapmamış. Neleri falan diyor. Hani böyle bir şeyler yapıyorsun ya falan gibi onun taklidini yaparak falan. Yani çok korkunç bir Sen bayağı kafa göz girmişsin ama. Anladım. O değil o zaman anladığım kadarıyla değil mi? O değil yok. Ne daha mesela? Böyle işte mesela atıyorum kara komik filmleri eleştirdiğin gibi bir eleştiri. Onu düzgün eleştirdin mi? Tabii canım. Çok teşekkür ederim. Sandviç metodu varmış eleştiride. Neymiş o? Bir kötü bir iyi eleştirmen gerekiyormuş. Aa güzel. Mesela çok kötüyü ortaya saklayıp bir tane boktan iyi bir şey söyleyip. Ben bunu yapıyorum biliyor musun? Şimdi sen deyince fark ettim. Mesela? Ben bunu yapıyorum. Gururum. Şimdi ben örnek vermeyeyim çünkü izler o kişi falan filan ama. Ben bitirdim kendimi 2 saatte karşıma almadım ne Cem Yılmaz. O senin problemin falan. Türkiye'nin bütün isimlerini karşı. Ata Demirer ne ayaksın? Coşuyor buradan. Evet. Evet. Evet bitirdin kendini biraz bayağı falan dersim yok. ama şey genelde işte, ben bunu yapıyorum diyorsun. Ben bunu işte bir iş eleştirmek için işte tiyatro olsun film olsun beni davet ediyorsa arkadaşım izledikten sonra bunu yapmaya çalışıyorum. Kaçamak böyle bir iyi. Evet bunu yapıyorum. Otomatikman yapıyorum. Sen dediğinde fark ettim. Ha, Melikşah Altuntaş tarzı. Tanır mısın kendisini? Kim? Melikşah Altuntaş'ı. Tanımıyor musun? Tanıyorum tabii. Aa, bir tane tanımayan oyuncu çıktı diye aşırı sevmiştim. Melikşah değil mi? Evet. Bantmak. Evet. Tamam oh be tamam. Of. Biliyorum tanıyorum. Tamam. O da mesela öyle. Böyle girer hiç mesela kötü bir şey yaparım konuşur iyi böyle. Aa beğenmiş mi lan falan. Sonra ağzıma sıçar böyle bir yarım saat. En sonunda bir tane iyi bir şey yere bitirir. Anladım. Sonra... Güzel o yöntemi o bilerek. Kaliteli ben Bantmak'ı izliyorum. Bantmak'ta orada acıma yok. Hiç yok yani. Asla evet. Yok yani. Ama o bir persona yani. O tam evet. Melikşah'ın fikirleri değil. Yakını. Ama yakını. Onun biraz daha abartılmışları. Evet. Kara komikle ilgili falan da yaptı. Yaptı. O çok sert de konuşmadı. Çok şaşırdım. Aa sert gelmedi mi? Sert gelmedi. Hadi ya. Yok yok. Ben daha sertlerini çok gördüm yani. Hani biz kanalda. Ha, öyle mi? Tabii canım. Hani... Ya biz beraber izledik Melikşah'la filmi. Üzerine de çok tartıştık. Yani her şeyde olduğu gibi. Böyle bayağı sert birbirimize de sert girdik yorumlarımıza falan filan. Neden öyle düşünüyorsun falan diye. Ama sonra izleyince bana da ilk başta çok yumuşak geldi ama sonra güzel geldi bana. Yani çünkü Cem Yılmaz hani böyle boşa gömmek isteyeceğim bir adam değil. Yani gerçekten bir işe yarayacaksa yorum yapmak mantıklı. Çünkü gerçekten yaptığı bir sürü iyi şey var. Bu niye böyle demek bana iyi geliyor ama onları yok sayıp hunharca gömme kısmına karşıyım. Tabii ben de. O da öyle yaptı bence yani. Tabii. O yüzden aynen, o kadar aynen. Sert gelmemiş olabilir. Yok gelmedi. Neler var hayallerinizde hayatınızda veya hayallerinizle ilgili okey misiniz? Hayallerimle ilgili okeyim ama yani sen hayal. Dahası da olur gibi mi? Hı? Yani şu anda bana bu yeter. Yarın ölsem çok süper. Tabii ki değil. Oraya gelecektim. Hiçbir zaman sonu yok tabii ki. Tatminsizlik mi? Var. Öyle tabii. Mi? Var. Her insanda var da bence. Peki hani şu anda ünün nerede sen? Mesela dünyadan bir örnek versen. Amerika'nın nesisin? Nasıl soru? Amerika'nın nesiyim? Ay hiç bilmiyorum. Benim Amerika'daki karşılığım mesela Zooey Deschanel falan. Öyle kafana mesela. Benim kim ya? Michael Cera falan mı böyle? Mıç böyle komedyenler var ya. Seth Rogen'ın yanındaki değiniyorlar. Onlardan biri belki. Değiniyorlar. İyi. Sen ne? İyiymiş. Benim de yani benim hani amacım evet. Amacım ve umduğum şey şimdi insan kendi kendine öyle deyince komik oluyor ama yok. Mesela oyunculuğundan yola çıktığım için tamam. Senin benim kimi? Kızın hayallerini hayal açısından şey diyemeyeceğim de. Ay yok sen şey diyorsun. Sen hani konum olarak Türkiye'de evet. Nilperi Şahinkay olarak Amerika'nın evet. Nesisin diyorsun. Aynen. Aynı hani ününle, tatlılığına şuna denk geliyor benim kariyerim dediğim biri var mı? Ama amacım şu olmak falan. Amacım şu olmak tabii. Meryl Streep mesela. Meryl Streep onu herkes tabii ki. Bu Emma Stone'u çok beğeniyorum oyunculuğunu. Aa oyunculuğunu hadi ya. Çok beğenmiyor musun? Beğeniyorum herhalde. O da böyle benim gibi heyecanlı bir enerjisi var ya böyle oynarken. Yüksek enerji yani hani.
Bir düşüneyim. Nerede mesela, hangi filmindeki performanstan bahsedebiliriz? Ben Spider-Man falan geliyor aklıma, hiç düzgün bir film gelmiyor. Aa. Mary Jane değil miydi o bir tane Spider-Man'de? Evet. Değil mi? A-list falan. Ha, A-list. Mean Girls miydi lan? Yok, o Lindsay Lohan. Ben yanlış kişiden bahsediyorum. Dur ya, sarışın kız değil mi? Evet. Ha tamam, isimlerle de o kadar Birdman'de kötü ki. Birdman'de mi vardı? Birdman'de vardı. Ha, evet, orada o kız, o doğru. Psikolojisi bozuk kızı canlandırıyordu, öyle adlandırmış. Tamam. O vardı. Sonra yani birbirinden farklı roller. Yani şeyde oynuyordu, şu şeyin o Yunanlı yönetmenin filminde Lantimos. Oynadı. Ha? Lantimos mu? Neydi oynadı? Evet, onun... Başka Yunanlı yönetmen miydi? Ya o şey, ah Allah kahretsin. Bulun onu. Kadın da ödül kazandı. Bulun onu. Bulun onu. Kime söylüyorsun? Ne olursun dur, bu. Dur ben bakıyorum. Ben yoksa çok kötü takılacağım oraya. Tamam ben bakıyorum. En son Emma Stone'un. Emma Stone. Yunan. Giriyorum. Şey. La La Land. La La Land oynadı. Müzikal yeteneğinde var mı? Yok. La La Land. O zaman olamadım maalesef. Olamadım değil mi? Bakayım. The Help. The Help mi acaba? Ya hayır, Land. O değil ya. Favorite de oynamış. Favorite, ha. Oh be, tamam. Çok teşekkür ederim. Favorite de neydi ya? Kız? Çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Ben de filmi çok sevdim de. Dur bakayım. Favorite'deki başroldeki kızdı oha, işte. Oha! Ben o kız, ben tamamen aklımda Rachel Weisz falan kalmış. Ve Olivia Colman, kızı ha. Silmişim. İşte benim oynadığım projelerde de oluyor. Anladın mı? Başkaları akılda kalıyor, beni siliyorlar. Oradan hayır. Bir bağ kurdum ben de. Ama amacını bu hale getirmen de ilginç olmuş dedim. Öyle bir oyuncu olacağım ki projelerim çok akılda kalacak ama ben hepsine silinip. Ama iyi oyunculuğun bir şeyi bu bende getirirse. Evet, evet. Geri olduğunu da unutuyorsun çünkü her filmde başka bir şey oynuyor. Aynen öyle. Al Pacino hepsinde böyle o aynı dayı gibi oynadığı için son zamanlarda kalıyor aklında yani. Evet, aynen öyle bu arada. Evet. Hatta o bir taktik olarak var hani sektörde. Biliyorum yani hani hep kendin... gibi oyna, evet. Oyna, oyna ve o şekilde Mark işte. Ol. Mark ol, İnsanlar isim ol. İnsanlar ne izleyeceğini bilsin. Sen orada değilsin o zaman. Ben orada değilim. O başka bir dünya. Yani şan, şöhret, ün dünyası başka bir yer. Başka bir şey ama bir paketin sektör. Önemli bir parçası sonuçta. Seni değerli hale getiren falan. Ya şimdi şöyle, o başka bir sektör. Yani orada başka şeyler var. Bir de oyuncular var. Yani amacı çok iyi oynamak olan, işte çok evet. iyi oyuncu olup o oyunculuğu sayesinde o üne kavuşan bilmem ne. Onun da daha bir zaman daha oluyor. Daha zor bir yol galiba. Daha zor, daha uzun bir yol yani. Daha uzun bir yol. Bir de hiçbir zaman tam o isim olmuyorsun işte. Al Pacino falan oluyor ya. Ya oluyorsun da mesela bizde de kim? Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor falan filan aslında. Evet. Bizde de oluyor da daha geç yaşta oluyor. Artık seni bizde 25 yolda izlemiş. Bizde erken yaşta hiçbir şey olmuyor zaten. Yani evet. Asla takdir edilmiyorsun gençsen. Evet. Ancak işte şey sen hani. Neysen. Işte bir oyuncu olarak çok güzel ya da çok yakışıklıysan hani herkes... Ya sana değerle böyle. Para etme kısmı halkın verdiği değer yani sanatçıyı asla güzel bir kadına vermiyor mesela bu sanatçıdır falan. Güzel olmaması gerekiyor onu vermesi evet. için onun kafasında. Yaşlı olması gerekiyor. Evet. Yani hem güzel hem başarılı birini asla kabul etmek istemiyorlar. Evet, ne güzel söyledin. Mesela ben buradan... Ben bu yüzden kabul görmüyorum. Sorununu o zannediyorum. Ben de. Yok, güzel bir şey getirdin aklıma sen konuşurken buyurun. Aklıma geldi. Çok kırılmıştım o gün. İşte böyle şeyler arıyoruz. Bir adam geldi. Ya Ece ben... Erken'e malzeme arıyorum. Evet. Peki. Saçını düzeltiyor oraya çıkacak. Evet, sayın seyirciler diye. Ben süsüme düşkün bir kızım, tamam mı? Tamam. Yani hani böyle küçüklüğümden beri böyleyim. Tamam. Ama bunun yanında bir oyuncu kimliğim var. O işimde onun bir önemi yok. Hani süsünün püsünün. Evet. Süslü bir karakterse o süslenirsin ama... Yoksa hani, da çıkarırsın. Yani. Orada bir önemi yok hani makyajının bilmem ne. Şimdi bunu başta niye veriyorum bu bilgiyi? Şöyle. Niye? Bir galada bir yönetmen geldi bana. Yani kendisini yönetmen diye tanıttı da ben hiç bilmiyorum açıkçası. Dedi ki... Fuleri var mıydı? Sen neydi? Fuleri var mıydı? Oradan bir de böyle miydi? Kemik bir şey yok. Böyle yapıyor muydu gezerken? O da göre tahminde bulunacak. Söyle. Oldu. O dedi ki ne kadar iyi bir oyuncusun sen dedi. Çok iyi bir oyuncusun dedi. Çok teşekkür ederim falan. Bu gala değil. Başka birinin galası bu arada. Tamam. Karışıklık olmasın. Bu gala daşlı gala diyecek. Devam. O da dedi ki evet. Keşke bu kadar güzelliğine, süsüne, püsüne meraklı olmasan dedi. Hani
Çünkü sen aslında çok iyi bir oyuncusun. Keşke daha çok bununla ilgilensen. Şimdi bu Zeki Demirkubuz'un bakış açısına benziyor ama o bu kadar kibar dile getirmezdi. Böyle sütlen sütlen olsun doğru sete çık falan derdi. O öyle mi derdi? Başka bu kim olabilir? Sen de bilmiyorsun kim olduğunu. Bilmiyorum yok. Ben o zaman bulamazmışım. Pardon ben söylemedim. Yok yok. O bence o... Yani biri değil bence. Deyip böyle Nuri Bilge Ceylan dedi ama bilmiyorum. Nuri miydi neydi? Nuri miydi neydi falan. Ya evet insanlar öküz olduğunu farkında değil. Bir de o en sevdiğim değil. Şey o Türkiye'de. Sana iltifat ettiğini zannederken ağzına sıçıyor. Ben mesela bir yere gidiyorum yemek yemek. Aynısınız ya. Dizidekiyle aynısınız. Yani dizide ben gerizekalı oynuyorum yani. Hani bunu mesela bana niye, hani tamam okey belki iyi bir oyuncu değilim, gerçek hayatıma çok öyle taşıyorum belki oynadığım karakterleri belli ki ama bunu bana iyi bir şey gibi, konuşmanız da aynı. Bak anne aynı değil mi ya falan. Hani bir maymun muamelesi yapılıyor. Maymun muamelesi. Ve bundan mesela çok mutlu olacağımı düşünüyor karşımdaki insan. Evet ve mutlu olmadığında da bir de kızıyor. Kızıyor. Anladın mı? İğrenç oluyorsun o noktada. Nasıl davranıyorsun bu insanlara? Yani olabildiğince gülümsemeye çalışıyorum. Hani çok hani... Bu insanlar dediğim hani böyle senin dediğin ne gibi maymun bilemiyor. Muamelesi ayarsız yapan, yani, ayarsız. Ayarsız olanlar. Ya olabildiğince yani gülümseyerek olabildiğince uzaklaşmaya çalışıyorum. Ne kadar kibar ama, bir insansın sen. Evet ya. Şey yapamıyorum. Böyle kendini korumak mı denir ona neyse artık hani o ket vurmak ya da terslemek falan. Hmm. Onlar bende hiç yok. Yapamadığımdan. Hani yapabilsem yaparım. Tersleme bende de. Benim nasıl selebritiyim Kerem Hocam? Altından kalkabiliyor muyum? Etrafını evet. Sorayım. Sen ne yapıyorsun mesela? Benim öyle bir ünüm yok yani. Tatlı geliyorlar bana genellikle. Bazen gerizekalı rol oynadığım için genellikle. Gerçekten gerizekalı zannetme olayı çok oluyor. Bir kere trende kafama vurmuşlardı hayvan gibi. Mesela böyle şeyler olabiliyor. Onlara çok sinirim. Söyle ne haber? Ne haber lan filan diye işte. Hayvan gibi trende kafama vurdular. Sonra da istasyonda indiler bir de filan yani. Öyle şeyler zor oluyor. Bir kere Müge ile meyhanede oturuyorduk burada Kadıköy'de. En kötülerinden biri oydu galiba. Böyle Müge de işiyle ilgili kötü bir dönem geçiriyordu. Ağlıyor böyle ve bir şey anlatıyor. Ben de böyle dinliyorum filan. Hani baktığında bayağı gergin bir ortam var. İkimiz konuşuyoruz. Bir tane herif geldi böyle bayağı Müge'nin yanına oturuyor. Bize fotoğraf çeksene abiyle filan. Yani ağlıyor böyle Müge. Yani ama mala bağladık hani gitsin filan diye. Diyecek. Ve beğenmedi. Bir tane dikey çektirdi. Bir tane bilmem ne falan filan. Mesela böyle durumlarda artık patlıyorum ben. Abi Allah aşkına gider misin filan diyorum mesela. Çok da doğru yapıyorsun bence. Yani o en azından o... Durup dur. En azından o patlamayı yapıyorsun. O çok önemli. İşte. Güzel. Bence doğru olan senin yaptığın. Bence değil mi? De. Şey de yanlış mesela. Geldiği gibi terslemek hani. Kimse bana bulaşmasın iyi. Diye evet. Böyle hani anladın mı? O da hoş değil. Siz mi? Hayır falan. Hayır, onu da çok seviyorum. O evet. O da yanlış bence. Yani bir insan sana nasıl davranıyorsa öyle davranmak mantıklı bence. Evet çok mantıklı. Doğru söylüyorsun. Evet. Bugün biraz aydınlatıcı oldu sanırım. Bugün çok aydınlandım. Evet. Seçimi neye göre yapıyorsun peki? Hangi seçimi? İş seçimi. İş seçimi. Ya da yapıyor musun? Yapıyorum, yapıyorum. Hmm. Çünkü hepimizin öyle bir şansı olmuyor. Ben çoğunu seçim yapmadan girdim yani. Başka seçeneğim yoktu. Çoğu dizim bala göte tuttu. Hani çok tutmuş dizilerde oynadım ama hiçbiri benim başarım değil yani. Okey başka bir seçeneğim yok olmadığı için okey dedim mesela. Ulan İstanbul'a da ben 3. bölümde biter nasıl olsa diye okey demiştim. Çok parasızdım. Tuttu. Elveda Rumeli de aynı şekilde. Yani çok iyi proje seçiyorum falan zannediyor bazen ama açlıktan o sırada mecbur kalıyorum genellikle. Sanırım hepimiz yani bu dediklerim bana çok böyle yabancı gelmiyor aslında. Gelmiyor. Ama şöyle bir şey var. Yok bende şöyle bir şey var. Yani o ne? Ege. Senaryo okurken. Pıhtı attı biraz bekliyorum. Senaryoyu okurken evet. Rolüm beni ap ediyorsa ha bu güzel rol ya dediğim noktada tamam oluyor okay bazen. Diyorum. Ha o hep ona bakıyorum ama. Peki bir şey de, oluyor. Bir hiç kim... beğenmedin bir para çektin kabul ettiler. Ayda falan oynadın. Hiç o noktaya ya öyle bir şey olmadı. Aa. Hiç beğenmeyip de para çekme hiç olmadı. Beğenmiyorsam yapmıyorum. Çok inanılmaz tebrik ederim hiç. Vallahi yapmıyorum ya. Bu peki hayatında yaşayabileceğin bir standart zeminin var o zaman diye tahmin ediyorum en azından. Yo ben böyle şey... Çünkü ben genelde abi avans var mı abi 3 bölüm diye dizilere girmiş. Yani şey bilmiyorum. Çok oldu hani beğenmeyip hayır deyip nasıl olsa onlar hayvan gibi para çekip oluyor bazen o da çok şaşırtıcı oluyor.
Güzel bir fikir verdin bana şu an. Kesinlikle öyle yap. Hayır demek çok saçma. Ya. Her şeyin bir bedeli vardır. Ya şunu sorabilir miyim o zaman? Yani sen o zaman tamam parayı sen ver. Sen ismi dolandırırsın. Soru ne? Tamam parayı ama sonra hiç sevmediğin evet. Bir sette hiç sevmediğin bir karakter mi canlandırıyorsun? Evet, çok yaptım bunu. Çok mu garip? Okey. Sanırım ama bunu erkekler daha çok yapıyor. Kızlar daha duygusal ya. Hayır, erkekler işsiz kalmayı sosyal olarak kaldıramıyor çünkü. Evet, evet. Yani böyle bir baskı var üzerimizde. Ben beğenmedim, seçmedim demek erkeğin şanına zedelediği için, zarar verdiği için. Doğru. Bizde de evrimsel böyle bir baskı var maalesef üzerimizde. Evet, evet. Yeter ki aç kalmayak şeklinde her şeyi kabul ediyoruz. Hele ki evliysen, yani çoluğun çocuğu varsa biraz şansa kalıyor iş, yani benim açımdan öyle oldu en azından. Ama benim bildiğim, sen yönetmenlik de yapıyor musun? Yapıyorum. Yapıyorsun değil mi? Ama ben kaçtım oyunculuktan. O yüzden de kaçtım zaten. Ha, güzel. Çünkü şu çok sinir bozucu değil mi? Oyunculuk, çok fazla herkes oyuncu olmak istiyor ya, onu konuşmak istiyorum hakikaten. Oyunculuk benim için artık şöyle bir şeye gelmişti. Yani kovalayabileceğim hiçbir şey yok. Yapabileceğim, müdahale edebileceğim hiçbir durum yok. Böyle telefon başında ajansın numarasını görmeyi bekliyorsun. Çok iyi anlıyorum. Ya korkunç geldi bana ve hakikaten ve o zaman işte o kendimi diye reklamlarda oynarken görünce sinirim bozuldu. Hiç öyle değildi bu arada. Öyleydi canım. Böyle gezdim ben 2 sene bir dizide yani. Doktorlarda neler yaptım falan. Dolayısıyla ya bir yerden sonra böyle şey oldu. Hani tipim de benim parasız kalınca çok kötü yere gidiyor. Anladın mı yani? Bana teklif edilen roller sonu yok yani. O yüzden ya bunu devam ettirecektim ya da kendim kovalayacağım bir iş kurmak zorunda kaldım. O da yapımcılık ve yönetmenlik oldu. Yani en azından telefon beklemeyeyim abi, ben üreteyim. Birilerini arayayım, çağırayım. Yoksa ben yani ayda bir gerizekalı rolümüz var, gelir misiniz? En sonunda ilkini reddet, üçüncü, beşinci reddet birini kabul ediyorsun yani. Tabii tabii, ben kendimden biliyorum. Benim de hani en basit tabiriyle kötü kadın rolü, entrikacı. Sana o çok geliyor değil mi? Tabii. Ya yine geçen yine geldi yani, anladın mı? Ben başka bir rol için gittim oraya ama biz sonu bunu düşünüyoruz falan diye böyle. Hani anladın mı? Kaşesi neyse oralara girmiyor. Ya en güzel yerde kesin. Kötü kötü. Çirkef çirkef. Hani yıllardır oynadığım rolün niye başka peki bir rengi. Sen sarışın mı değilsin? Sarışınsın sen. Değilsin. Nesin sen? Ben de şu anda sarışınları kızım ama hep kötü oynatırlar Türkiye'de ama. Yo, sarışınken ya ben kızıl renkle başladım. İlk yaptığım işte de öyle bir geçer zamanki de. Tamam. Şeydim. Böyle fettan fıttırı fıttırı böyle pis pis bir o. Pis bir kızdı yani o. Hakikaten. Ve rol üste mi yapıştı? Resmen yapıştı. Var mı böyle bir şey gerçi? Var. Resmen tabii. Öyle oldu. Yani minik minik kırıyorum şimdi. Bak arada 9 yıldır sektördeyim. Yani yeni yeni kırıyorum yani hani. Allah Allah. Ama hala geliyor. Geliyor gelmiyor. Niye sen aynaya bakınca böyle bir enerji görüyor musun kendinde? Kötü kadınım falan. Benim bir bakışım var, onu yapmadım sana ondan evet. Falan. Yok öyle yani, bilmiyorum, öyle alışıldı. Hiç bunun cevabı bende değil ama çok üzücü. Gerçekten ben oyuncuyum. Ben evet. Bu işi okudum, ettim. Yani her rolü canlandırabilirim. Ama yok, bunu anlatamıyorsun birçok yapımcıya, birçoğuna. Bazıları anlamaya başladı. Öyle mi? Evet, bazıları daha şey. Allah Allah, yani hiç kötü kadın bilmiyorum. Benim hatta şöyle bir şeyim var. Anım var. Bunu ilk defa anlatıyorum hazırsan. Ece Erken. Bir öbürü yanındaki kızın neydi? Ece Erken. Bircan Bali. Bircan Bali. Bizi sen dinle. Bana bak falan diye öyle bir başlıyor. Neyse. Bir iki kere denk geldim yani. Daha ben fazla de. Değil. Şöyle. O beni çok üzmüştü. Yani bu kadar üzüldüm hatırlamıyorum. Sektörde. Bir rol geldi bana. Çok iyi bir rol. Harika bir rol. Ve benim için çok iyi bir projeydi o zamanlar. İsmini tamam. Vermeyeceğim. Tamam. Ya tamam. Tamam mı? Verirsen ben de çok önemli bir isimli anımı anlatacağım. Öyle mi? Evet. Söz mü? Evet. Tamam. Büyük bir projeyle ilgili. Çok vaktimiz yok ama gireceğim. Hadi ya tamam. Tamam okay. Anlatalım. Başından bir şey atarız. Bir saati kezden geçtik bu arada. Yani. Öyle mi? Evet. Ay tüf, çok konuştum. Hayır, anlat, ya. Anlat, anlat. Neyse bir işte evet. Bir proje vardı. Şu anda baktığımda aslında öyle değil ama o zaman o rol benim için çok iyiydi. Hani böyle bir hayallerinin peşinden giden ve onu bilmem ne yapmaya çalışan kız böyle. Tamam. Direnen kız. Dizi mi? Dişli kız dizi. Tamam. Neyse. Kadın dizisi mi? Kadın dizisi mi?
Ay değil kadın. Özgenik, tamam. Yok yok, o değil, o değil. Tamam. Ondan sonra şey oldu. İşte o oldu, tamam mı? O işe alındım. Tamam mı? Kesin benim. Ve 2 ay boyunca biz başka iş almamışız. Kesin benim. Tam doğum günümde. Kötü. Tam kontratı imzalayacağız. Merkür Retrosu mu vardı? Merkür Retrosu'ndan dolayıydı kesin. Aradılar beni ve dediler ki bu kanal sahibi. Herkes biri diyor. Herkes ya yapımcı derler ya kanal sahibi derler. Kanaldan o, geçmedi. Ha, biri var. Nilperi'yi çok kötü rolde izledi seyirci. Şimdi bu kızla... 2 ay sonra mı aklınıza geldi abi? İşte. Ne oldu? Çıkarıldın mı diziden yoksa kötü kadına mı geçirildin? Ben olmadım o işte. Başkası oldu. Ama ya, çok üzüldüm tabii yani. O zaman Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, herkese selamlar deyip bitiriyorum. Kanala abone olun. Evet, kanala abone olun. Teşekkürler. Hadi görüşürüz.